Araç kiralama artık modern hayatın vazgeçilmezlerinden biri oldu. İşte böyle bir firmaya konuk oluyoruz. Merhaba değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şu an sizlere Bursa İnegöl'den seslenmekteyiz. Çavuş Oto Kiralama'nın konu olduk ve yanımızda firma ortağı Sayın İzzet Ağyürek bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. İzzet Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. İzzet Bey, burada verilen hizmetlerinize, sektör olan katkılarınıza ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ekran başındaki değerli izleyicilerimize sizi daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. İzzet Ağyürek kimdir? Kaç yıldır bu sektörde hizmet vermektesiniz? Evet. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederiz. Bizi de tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ben aslen Erzurumluyum. Yaklaşık 8-10 yıldan beri Erzurum'dan bu işi yapmaktayım. Evet. 2 yıldır burada bu işi yapıyoruz. Hı hı. Bizim burada yapmış olduğumuz iş tamamıyla profesyonel. Evet. Gerek bilgi belgelerimiz olsun, gerek rentekar kasko. Bizim araçlarımızın hepsinde rentekar kasko vardır. Evet. Bizim işimiz biraz titizlik isteyen, biraz takibat isteyen bir iştir. Evet, kesinlikle. Bizim işimizde epey aslında az değil, çok sıkıntılı iştir. İşlerimizde özellikle emniyetle ilgili, cezai işlemlerle ilgili biz çok sıkıntı çekiyoruz. Ki bugünkü olayda siz tanık şahit oldunuz. Evet efendim. Bizim işlerimiz, bizde ortalama şu anda 23 tane araç vardır. Bizim araç sayısı 20 ile 30 arasında sürekli değişmektedir. Evet. Rentekar işinden ziyade biz alım satım işi de yapıyoruz. Hı hı. Onun için sürekli araç sayısı belli olmuyor. Aynı sabit, aynı bir sayıda kalmıyor. Evet. Diyeceklerimiz bu kadar. Allah'a şükürler olsun. Sorun sıkıntısız işimizi devam ediyor. Sonuçta hepimiz bir ekmek peşindeyiz. Ekmek derdindeyiz. Evet, kesinlikle efendim. Evet. Dediğiniz gibi çok ciddi, bir o kadar da çok hassas bir iş yapıyorsunuz çok, orada. Çok hassas. Hiç tanımadığınız, bilmediğiniz insanlara evrak karşılığında, belirli de bir ücret karşılığında burada siz araçlarınızı kiralıyorsunuz. Tabii şimdi art niyetli insanlar olabiliyor. Tabii evet. Herkesi aynı kefeye koymak doğru olmaz. Beş parmağın beşi bir değildir derler. Evet. Ancak tabii kötü olaylara araçlar karışabiliyor efendim. Evet. Bu şekilde siz burada çavuş otokiralama evet. olarak burada hizmetlerinize devam ediyorsunuz. Evet. Şimdi efendim kriterlerinize değinelim. Bu hizmeti verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Bu hizmeti verirken nelere dikkat ediyoruz? Tabiri caizse bir polis gibi adamı sorguya çekiyoruz. Bazen o sebepten dolayı da insanlardan şikayet de alıyoruz. Evet. Yani neden bu kadar sorguya çekiyorsunuz? Her şeyden önce bir insanın, benim nazarımda bir insanın kılık kıyafeti çok önemlidir. Evet. Konuşması, tabiri çok önemlidir. Hitap şekli çok önemlidir. Kişinin, biz zaten herkese verme şansımız yok. Herkese araba verirsek bizim bir sene sonra biz bayrağı, iflazı dikeriz. Evet. Evet. İnsanı araştırıp soruşturup genellikle tanıdıklar aracılığıyla insanlara veriyoruz. Tanımadığımız insanlara zaten biz direkt aracımız yoktur, kibar bir şekilde reddediyorsunuz. Evet, evet. Reddediyoruz, evet. Efendim, vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bizleri burada ağırladınız, bizleri misafir ettiniz. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz İzzet Allah Bey. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun efendim. İyi günler. Evet değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Bursa İnegöl'den ve sektörün en iyisi Çavuş Oto Kiralama'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarında.